Hepinize merhaba. Şu anda Viaport ABM'nin oradayım. Viaport ABM, Migros falan. Neyse, şimdi geldim arabaya. Sizinle bilgileri paylaşayım. PlayStation 5 almak için çıktım biliyorsunuz. Ee, i̇nternette çünkü satılan ürünlerin insanların kullanıp kullanıp geri gönderdiği ürünler olduğunu öğrendim. Dnr'a girdim şu an. Demin gördüm orada. 35 bin lira diyor. Slim versiyon. Ee, yani internette 20 bin lira, 21 bin liraya falan görünce insan bir afallıyor yani ne oluyor diye. Hani 25'e kadar çıkayım dedim ama 35 bin çok saçma bir absürt bir para yani. Ee, o yüzden arayışıma devam etmek için demin bir de Teknosa'ya girdim. Teknosa da elimizde yok dendi. Ee, ondan sonra Media Market'i aradım. Media Market'lerde stok durumlarına baktım falan. PlayStation Pro var elimizde falan dendi. Yani bir durumlar dönüyor. Ben size demiştim. Dedim ki bu PlayStation 5 Pro'nun çıkması iyi olmayacak. Bunlar dedim fırlatacaklar bu e, piyasayı. Bir anda böyle 35'lere falan dayayacaklar. Öyle de olmuş. E, ama galiba çare kalmadı. Çünkü Neomer'in ABM'yi aradım. Pandoria'yı aradım. Şimdi bir de şeyi arayacağım. Şeydeki medya marketi. E, bu Viaport Marina'nın diğer bir modeli var. Havaalanının orada. Orayı bir arayacağım. Onlara bir soracağım. Elinizde var mı slim? Yani 25'e kadar falan. Allah'ım yarabbim al 27 olsun falan ama ya 35 bin lira saçma yani. Artık zorunda kalırsak artık öyle yapacağız zaten. Neyse şimdi ben bir telefonla görüşeyim onlarla bakalım. Ee, hatta bu videoyu durdurup görüşebilir miyim bilmiyorum yeni telefonda ama riski almayalım. Ben bir görüşeyim. Olmadı devamını size gönderirim bu videonun. Durumlar bunlar yani. İnternetten alamıyorum. Millet eliyle dokunuyormuş, ediyormuş, şeyini açıyormuş, kirleniyormuş, vuruyormuş, ediyormuş. Herif alıyormuş konsolu. 3 gün 5 gün oynayıp iade ediyormuş. Sıfır diye konsol alıyormuşum. Bir bakıyormuşum orası burası çatlak bilmem ne. 2 gündür yayınlarımızda bakıyoruz. Bana soracak olursanız 35 bin lira değil. Yani bu PlayStation en fazla 10 bin lira falan etmesi lazım da şu ekonomide. E, çünkü ekskluzif oyun çıkmıyor zaten konsola. Habire remake'ler yapıp duruyorlar. Ha tabii ki Ghost of Tsushima oynamak için. Yani The Last of Us'ı remake'ini şey remaster'dını bir daha oynarız. İkincisini oynarız. Ne bileyim iki tane Horizon Zero Dawn var. God of War'lar var falan. Hadi onları da oynarız falan. Ne bileyim Days Gone falan oynarız. Uncharted'ın ek paketi falan var. Ne bileyim bir şeyler yaparız ne diye böyle hani çünkü bilgisayar e, almam için daha GTA'nın çıkışını bekliyorum biliyorsunuz. GTA çıkmadan bilgisayar almak e, absürt saçma. Yani şimdi çünkü PC'ye ne zaman çıkacağı belli değil. Belki 3 yıl sonra çıkacak. Yani bir sene sonra Ekim-Kasım'da bu aylarda konsola çıksa ondan da bir sene sonra belki de 1,5-2 sene sonra belki çıkabilir eder 3 yıl. Şimdi bilgisayar alsan GTA çıktığında eskimiş olacak. O yüzden şimdi almanın bir manası yok. Ha, böyle de bir ekonomideyiz ki. İşte kalkıp böyle bir oyun konsoluna bu paraları istiyorlar, ediyorlar. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Sinir oldum. Alsan dert almasan dert. Zaten bu konsolu istemiyordum ama almak zorundayız artık. Çünkü görüyorsunuz fiyatlar 40'a doğru gidiyor. Başladı şu anda. O yüzden eğer e, şimdi medya markete soracağım. Eğer orada varsa 25-27'ye alacağım gidip. Olmadı. Artık internetten almayacağım. Mecburen buradan alacağım. 35 bin lira para vereceğim alacağım ama... Yazıklar olsun yani ya. Yani şu duruma yani başka bir şey demiyorum yani. Neyse. Hadi görüşürüz.